Hayata bir paket çikolatadan daha çok benzeyen şey nedir? Yellenmek. Çünkü nasıl bir şey çıkacağını asla bilemezsiniz. Kokarca, çürük yumurta, çöp konteyneri. Olasılıklar maalesef sınırsızdır. Peki neden yelleniyoruz ve vücudumuz bu kadar farklı kokuyu nasıl üretebiliyor? Cevap: Fermantasyon. Bu dev bir biyoreaktör. Bir e, diğer adı da fermentör. Burada bir mayası olarak bilinen bir tür mantar suyu ve ölü bitkileri biraya dönüştürüyor. Yediğimiz yemek ve soluduğumuz oksijen sayesinde enerji üretebildiğimizi biliyorsunuz. Buna solunum deniyor. Maya da enerji üretmek için besine ihtiyaç duyuyor ama bu depolarda oksijen yok, dolayısıyla fermentasyon adında farklı bir işleme başvurmaları gerekiyor. Yani biz de Maya hücreleri de enerji elde etmek için besinleri parçalamak zorundayız. Ama bizim başlıca yan ürünlerimiz karbondioksit ve suyken, Mayanın başlıca yan ürünleri karbondioksit ve alkol. İçerideki malzeme işte bu sayede biri oluyor. Ve işler de bu noktada garipleşmeye başlıyor. Çünkü biz de tam burada bağırsaklarımızda birer fermantör taşıyoruz. Tek fark bağırsaklarımızın maya yerine bol miktarda bakteri kullanıyor olması. Bağırsaklarımızda bulunan bakteri sayısı tüm vücudumuzdaki hücre sayısının 10 katı kadar. Ayrıca bağırsaklarımız bir tane değil, yüzlerce tür bakteri kullanıyor. Bu bakterilerin tek amacı hayatta kalmak. Bağırsaklarımız onlara bu konuda epey yardımcı oluyor. İçerideki sıcaklık yüksek ve sabit. Böylece dış çevreden korunabiliyorlar. Dahası besinleri de biz sağlıyoruz. Besin bağırsağımıza ulaştığında biz zaten çoğunu sindirmiş oluyoruz. Ancak selüloz, pektin, bazı nişastalar ve karmaşık şekerler gibi bir takım maddeler var ki vücudumuz bunları sindiremiyor. Fakat bağırsak bakterilerimiz sindirebiliyor. Tıpkı mayanın şekeri fermante etmesi gibi bağırsak bakterilerimiz de vücudumuzun sindiremediği şeyleri fermante ediyor. Tabii bu arada bizi de fermante ediyor. Bağırsaklarımız mukusla kaplı ve bizler sürekli olarak ölü bağırsak hücresi döküyoruz. Mukus ve ölü bağırsak hücreleri bakterilerimizin kısmen sindirilmiş fasulyeye kadar iyi fermante edebildiği proteinler ve karbonhidratlar içeriyor. İşte bunun gibi. Eğer bağırsaklarımızda bir mayası olsaydı bu fermentasyon sonucunda alkol açığa çıkar ve biz her yemek yediğimizde sarhoş olurduk. Neyse ki bizdeki bakteriyel bağırsak fermentasyonu sonucunda alkol değil bunlar üretiliyor. Bunlar kısa zincirli yağ asitleri ve biz bunları tamamen sindirebiliyoruz. Yani bakterilerimiz sindiremediğimiz şeyleri alıp sindirebileceğimiz şeylere dönüştürüyor. Biz de onları sindirip enerjiye dönüştürüyoruz. Bakteriler olmasaydı o enerjiyi dışkıyla atmış olacaktık. İşte bağırsaklarımızda bir bakteri ordusu barındırmamızın nedeni budur. Gel gör ki fermantasyon bol miktarda gaz üretiyor. Ve burada sadece karbondioksit gibi kokusuz gazlar değil, hidrojen sülfür, dimetil sülfür, metantiyol gibi kokulu gazlardan da söz ediyorum. Bu gazlardan bazıları karıştırılarak yapay insan gazı ürünleri elde edilebiliyor. Ama bu ürünler gerçek bir yerlenmenin büyülü karmaşıklığını yansıtmanın yakından bile geçemiyor. İlk olarak neyin çıktığı, neyin girdiğine bağlıdır. Sindirilemeyen kimyasal içeriği fazla olan besinler çok gaz üretir. Ayrıca herkesin bağırsak bakteri profili biraz farklıdır. Hepsi farklı şeyleri farklı şekillerde metabolize eden 100 trilyon hücre söz konusuyken bu doğal. Benim bağırsak bakterilerimin seninkilerden farkı nedir ve bu fark ne anlama gelir? Bunları henüz tam olarak bilmiyoruz ama yeni yeni öğreniyoruz ki bağırsak bakterilerimiz bir şeyleri sindirip koku üretmekten birazcık daha fazlasını yapıyorlar. Bir kişiye ait bağırsak bakterileri ve diğer şeylerle dolu filtrelenmiş bir dışkı özütünü başka bir kişiye nakletme işlemine fekal transplantasyon deniyor. Fekal transplantasyon kulağa iğrenç gelen bir şey. Fakat halen denenmekte olan bu tedavi antibiyotiklere yanıt vermeyen çok ciddi Clostridium difficile enfeksiyonlarının tedavisinde bir hayli etkili oluyor. K. diff her yıl 14 bin Amerikalının ölümüne neden olan bir bakteri. MIT'den bir grup araştırmacı doktorlarla işbirliği yaparak kar amacı gütmeyen Açık Biyom adında bir dışkı bankası kurdu. Açık Biyom, takip edilen sağlıklı donörlere ait bağırsak bakterisiyle dolu dışkı özütlerini dışkı nakli için hekimlere gönderiyor. Evet, işte bunun için hazır mısın? Tamam mıyız? Bağırsaklarımızdaki inanması güç ama koklaması kolay bilimi anlamaya daha yeni başladık. İyice anlayana kadar iyi yerlenmeler.